Merhaba. Bugün manşetin tek gündemi var, tek konuyla gideceğiz. 17 Haziran Perşembe sabahı HDP İzmir örgütü İzmir İl Başkanlığında bir katliam yaşandı. Deniz Boyraz Boy katledildi. 38 yaşında genç bir kadın ve katliamın planlı olduğu, saldırganın planlayarak tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiği eğer o sırada yani sabah saatlerinde planlanan toplantı vaktinde olsa belki onlarca kişiyi daha katletmeyi, öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Ama sonrasında gelen tepkiler çok daha dehşet vericiydi. Kenetlenmesi gereken, teröre lanet okuması gereken, kaos planlarına öf, bel bağlamaması gereken Türkiye gene ortadan ikiye bölündü. Ve muazzam bir vurdum duymazlıkla bu konunun da üzeri örtülmeye ya da çarpıtılmaya çalışıldı. Ya da buradan yeni bir takım e, hadiseler, yeni bir takım e, projeler vesaire devşirilmeye çalışıldı. Akla 2015 yılı geliyor. 7 Haziran 2015 seçiminde tek başına iktidarı kaybeden AKP sonraki 5 ayda Türkiye'de, ülkede büyük bir terör dalgası yaşanmasına izin vermiş. Yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Her taraftan güvenlik gücü olan olmayan sivil vatandaş ve bir Kasım'da bu şiddet sarmalının ardından gidilen bir Kasım'da tek başına iktidara gelmişti. Yani 7, 7 Haziran sandığını devirmiş, ardından şiddete yol verilmiş ve o şiddetin üzerine o şiddetin belki dalga dalga yol açtığı korku atmosferi AKP'yi tek başına iktidara kaybettiği tek başına iktidarı tekrar sağlamıştı. Benzer bir projeden, benzer bir kaos planından bahsediliyor. Bunu artık herkes konuşuyor. İlla bunu Dubai'deki Sedat Peker'in haber vermesi ya da olayları biraz takip eden siyasilerin veya gazetecilerin Bak bu bir plan, bu bir özel harp işi, bu bir psikolojik harp, bu bir proje filan demesi gerekmiyor. Aklı başında herkes. Geriye doğru şu 3-5 yıllık yakın tarihe vakıf olup gelişmeleri okuyabilen herkes bunu görüyor. Hem sivil vatandaşların katledilmesi, hem askerlerin ölüme yollanması, aynı şekilde siyasilere veya bilinen isimlere, bilinen belli isimlere suikast, faili meçhuller vesaire. Türkiye bir türlü bu sarmaldan çıkamadı. Makul bir sonla bitmeyecek. Evet. Bu yazıyor manşetin KJ'sinde. İktidar demir yumrukla ülkeyi yönetiyor. Devlet mafya iç içe geçmiş durumda ve mafyalaşmış çeteler şu anda devlette de her yeri tutmuş durumda. Yargısı, medyası, bürokrasisi, sarayı görüyorsunuz, izliyorsunuz. Dolayısıyla bir seçimle, bir sandıkla veya makul bir iktidar değişikliğiyle bu işin olmayacağı ortada. Ağırlıklı olarak HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıyı ele alacağız ama bu saldırı çok simgesel, çok sembolik ve pek çok anlam içeriyor. Boyutlarına baktığımızda, saldırgana baktığımızda, maktule baktığımızda bütün bunların hepsini ele alacağız bu yayında. Evet, Deniz Poyraz 38 yaşında ve bu Onur Gencer tarafından işte silahlarla, tabancalarla, tüfeklerle poz veren, Suriye'de savaşa gittiği ortaya çıkan ve Sadatçı olduğu ortaya çıkan Onur Gencer tarafından 27 yaşındaymış katledildi ve Onur Gencer işte polisin bu şekilde bir anlamda koruması altında olay yerinden çıkarıldı. HDP'de infial var, e, Kürt seçmende infial var. Yurdun dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında e, eylemler, tepki e, gösterileri oldu ve polis e, bunlara müdahale etti. E, buradaki polis şiddeti e, saldırgana gösterilmedi. Saldırgan gayet kibar bir muamele gördü. Bütün bunların hepsine bakacağız. HDP İzmir İl Başkanlığını basan kişi Onur Gencer. 17 Haziran Perşembe sabah saatlerinde 11 dolaylarında binada sadece parti çalışanı Deniz Poyraz vardı. Deniz Poyraz 38 yaşında bir genç kadın. Emniyette verdiği ilk ifadesinde Buraya PKK'ların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim diyor Onur Gencer. Doçevelle'den, e, Doçevelle Türkçe'den e, aktarıyorum size. Babası tek el bir emekliymiş, kız kardeşi öğrenciymiş. Herhangi bir parti dernek sendika üyesi olmadığını söylemiş. Annesi vefat etmiş. İzmir Gazi Emir'de ikamet ediyorlarmış. Bekarmış, askerliğini yapmamış. E, 2020 yılının ilk aylarında sağlık memuru olarak Suriye Münbiç'e gitmiş. Orada da bir süre görev yapmış. Sağlık memurluğundan 2021 Nisan ayında istifa etmiş. Yani iki ay önce. E, çocukluktan beri planlar yaptığını söylüyor. 16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK'lılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım. Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı diyor emniyetteki ilk ifadesinde. Fakat eylemi saldırıyı planlı bir şekilde gerçekleştirmiş ifadesine göre 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl binası, HDP binasının adresini öğrenmiş. Keşif amaçlı yakınlarda bir kursa kaydolmuş İngilizce kursuna. Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu diyor. Gazi Emir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım. Geçici ruhsat aldım diyor. Yine kızlar ağasından Mehmet isimli şahıstan 3500 TL'ye Ruger silah aldım diyor. Bu, bu silaha 10 mermi koyarak HDP il binası baskınını gerçekleştirdiğini söylüyor. Olay yeri HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktığını söylüyor. Amacım birkaç kişiyi daha bulabilmekti diyor. Ancak sadece bir kişi oradaydı o da Deniz Poyraz talihsiz kadın. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım diyor. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım diyor. Evet. Gerek HDP il binasının bulunduğu bölgeden gerekse orada işte polisin tepki gösterenlere müdahalesinden gerekse binanın içinden görüntüler ekrana geliyor görmüşsünüzdür. Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada kalıyor ki sabah 11 dolaylarında olduğuna göre saldırı kahvaltısını yapamadan hayatını kaybetmiş. HDP Van milletvekili Tayyip Temele göre bir süredir İçişleri Bakanlığına bağlı valilikler ve emniyet müdürlükleriyle ilintili gruplar HDP'nin parti binaları önünde provokasyon yapıyorlar. İzmir HDP il binasına yönelik saldırı da bunun parçası diyor. Tayyip Temel önemli şeyler söylemiş. Bu gruplar aslında Diyarbakır'dan başlayarak Şırnak, Van, en sonunda da İzmir il binamızın önüne çadır kurdu. Çok organizeler ve hatta ücret aldıkları ifade ediliyor. Son olarak İzmir'de il binamız önündeki provokatif eylem için defalarca emniyetle görüşüldü. Polis de o kişiyi korumak için etrafını bariyerle kapattı. Evet, kişinin silahla verdiği ve sosyal ağlarda paylaştığı pozlarda ekrana geliyor görüyorsunuz. Girdiği gibi etrafa ateş etmiş, onlarca kurşun duvarlara ve pencerelere isabet etmiş. Aynı zamanda da Sabahat Tuncel'in fotoğrafına defalarca ateş edilmiş. Kimseyi bulamayınca fotoğrafa sıkıyor. Sadat'la ilişkisi olduğu Hüdakaya tarafından HDP'li ifade edildi. Büyük bir katliam, daha büyük bir katliam, daha çok can kaybı olabilirdi. E, saldırının zamanlaması önemli. Tayyip Temel temel şöyle e, söylüyor saldırının gerçekleştiği gün saat 15'te yani yaklaşık 3-4 saat sonra HDP parti eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 40 kişi toplantı halinde olacaktı e, diyor. Yine HDP eş genel başkanı Pervin Buldan e, yaptığı açıklamada bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleşmek, gerçekleştirmek üzere katil yollandı diyor Pervin Buldan. Şans eseri içeride sadece deniz vardı. O katil 30 dakika sonra gelmiş olsaydı bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti. Pervin Buldan'ın aktarımına göre bir 30 dakika sonra belki binada başkaları da olacaktı. Ama birkaç saat içerisinde ertelenmiş bir toplantıda söz konusu. Belli ki saldırgan istihbarat almış. Belli ki zaten keşif yaptığını söylüyor. Yani HDP binasını tasarlamış, içeride PKK'lılar var ve ben onları öldüreceğim diyor. Hatta o bölgede bir kursa kaydını yaptırıyor, keşif yapıyor vesaire. Ve o saatte yani sabah 11 dolayında içeride onlarca insanın olacağını ve hepsini öldüreceğini filan planlıyor. Fakat gerçekten şans eseri binada o kadar kalabalık yok, sadece bir kişi var. O da Deniz Poyraz. HDP İstanbul Milletvekili Hüdakaya, Onur Gencer'in Sadat tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirildiğini e, ifade etti. Yol TV'ye konuştu Hüdakaya. Bunu diyor yine bir sarhoş, bir deli, bir bilinçsiz gibi yansıtmaya çalışacaklardı. Araştırmalarımız sonucunda bu kişinin bilgilerine ulaştık. Sadat tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş, ülkücü işaretleriyle poz veren elinde silahlarla poz veren profilinde bunları paylaşan ve insanlık dışı küfürlerle HDP'lileri, Kürtleri, Alevileri, muhalif çevreleri en kötü bir dille hedef haline getiren, tehdit eden paylaşımlarını tespit ettik diyor. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz olay yerindeydi. Bu HDP il binasının içinden, belki de işte şu toplantı salonunda onlarca kişi olacaktı. Bir yarım saat, bir saat daha geç gelseydi, kahvaltı tabağında gördüğünüz masada Deniz Poyraz'ın yapamadığı kahvaltısı, 38 yaşındaki genç kadın başına altı kurşun isabet ediyor, başına aldığı kurşunla olay yerinde hayatını kaybediyor. Bu görüntüler Mezopotamya Ajansı'nın HDP il Binası içinden çekip paylaştığı görüntüler. Saldırının hemen ardından. Anne Fehime Poyraz'a gelelim. Anne Fehime Poyraz hemen e, olay yerine geliyor. Bu ailenin dramı da son derece enteresan, öyküsü de son derece enteresan. Evet, koyu yeşil e, başörtülü. Fehime Poyraz bina önüne geliyor ve olayın hemen ardından ölen kızı için ağıtlar yakıyor. Kızımı katlettiniz, çocuğumu göreceğim, bırakın beni daha ne kadar gençler ölecek? Kızım şehit olmuşsa benim başım dik, ben başımı eğmem diyor. Yeter ne kadar kan dökülecek? Daha ne kadar gençler ölecek diye ağıtlar yakıyor. Evladımı katlettiler. Ben güçlü bir anneyim, ayaktayım, her zaman ayakta olacağım. Yakamızdan düşün yeter ne kadar kan dökülecek yeter artık kan dökülmesin yeter daha ne kadar gençler ölecek Evladım öldürülmüş benim başım dik alnım açık Bırakmıyorlar cenazemi göreyim hem katlettiler hem bırakmıyorlar Ben bir anneyim kimse susturmaya çalışmasın Kürt halkı hep ayaktadır deniz gitti bin deniz gelecek diyor Ailenin gerçekten e, hayatı dramatik Onur Gencer'in katlettiği Deniz Poyraz 1983 Mardin Ömerli doğumlu, dokuz çocuklu bir ailenin ferdi, Poyraz ailesi 90'lı yıllarda köylerine yönelik devlet baskısı nedeniyle İzmir'e göçmek zorunda kalmışlar. Boşaltılan köyler hikayesi 90'ların dramıydı. Göçe rağmen baskılardan kurtulamayan aileye yönelik hem devlet hem de işte ülkücülerden çok saldırılar oluyor. Deniz Poyraz'ın 3 kardeşi halen cezaevinde. Anne Fehime Poyraz iki çocuğunun tutuklanmasına ilişkin 2012 yılında Eşim, ailem, amcalarım, akrabalarım herkes devletten 30 senedir işkence görüyor. Bu zulmün üstüne de 3 çocuğum tutuklandı. Amcalarımın yaşadığı zulmü şimdi çocuklarım çekiyor. Artık bu zulüm bitsin demiş Dicle Haber Ajansı'na 2010 yılın, 2012 yılında Anne Fehime Poyraz. Evet. Devamla gene 1994 yılında Kadife Kale'deki evlerine, İzmir Kadife Kale'deki evlerine yapılan baskında polislerin kaldıkları odanın kapısını kırıp eve girdiğini, kırılan kapı ve camlarının o sıralar 6 aylık bebek olan oğlu Fehmi Poyraz'ın üstüne düşmesi sonucu çocuğun, bebeğin daha doğrusu burnunun kırıldığını anlatmış. Polis çocuğumu yaralı şekilde ort ortada bırakarak beni gözaltına aldı. O sırada bebeğimin yaralandığını ifade ettim. Onu hastaneye götüreyim dedim. Polis o yılanın yavrusudur büyüdü mü o da bizi sokacak diyerek çocuğumu hastaneye götürmedi. Beni gözaltına aldıktan sonra komşular oğlumu hastaneye götürüyor. 6 aylık bebeğin yüzüne dikiş attılar diyor. Evet. Tutuklanan çocuklarım benim geleceğimdi diyor Fehime Poyraz. Tutuklan, onların tutuklanmasıyla perişan olduk diyor. Evet. Göçle başlayan bir hikaye. Eve yapılan baskınlar, tutuklanan kardeşler, 6 aylık bir çocuğa polis şiddeti ve e, çocuktan bile hıncını alamayan bir polis. Evet, onlar yılan diyor. Evet. Böyle bir öykü, böyle bir hikaye. Muhalefetin tepkisi bu hadiseye, bu olaya son derece cılızdı. Partilerden sadece açıklamalar yapıldı, tweetler atıldı o kadar. Ama sosyal ağlarda çok büyük bir tepki vardı. Yarın saat 17'de, e, özür dilerim Cuma saat 17'de Deniz Poyraz'ın e, cenazesi kaldırılacak. E, Cuma 17 Kadife Kale'de sonsuzla uğurluyoruz. HDP bu şekilde cenaze törenine ilişkin bilgi geçti. Bütün muhalefetin bugün 17'de Kadife Kalede kenetlenmesi icap ederdi. Bütün muhalefetin ve temsilcilerinin gidemiyorlarsa genel başkanlar yardımcılarını veya temsilcilerini HDP İzmir İl Başkanlığı'na göndermeleri icap ederdi. Bu teröre karşı, bu kaos planı hazırlayıcılarına karşı yan yana kol kola dimdik bir dayanışmayla durmaları icap ederdi ama bunu yapmadılar. Birazdan gazetelere bakacağız cuma gazetelerine. Bazı gazetelerin birinci sayfasında bir satır bile yok. Çoğu da zaten küçük görmüş, geçiştirmişler. Evet. Perşembe günü büyük bir infialle geçti. Hemen her paylaşım bunun üzerineydi. Ama olay ne siyaset dünyasının gündemine geldi ne de medyanın gündemindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. 2 dakikalık bir açıklamayı Twitter'dan paylaştı. Onu izleyelim. Daha sonra da tepkileri ekrana getireceğim. İyi geceler. Biraz konuşmamız lazım. Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli, Balkanları, gelecek planlarını, vatanımızı konuştuk. Sonra denizi öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede Hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. Kahvaltı ederken denizi öldürdüler sevgili halkım. Katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namussuz savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanlarınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mali olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namusu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok denizlerin canına kastedilecek. Unutmayın, dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımış olacaksınız. Onların dümenine su taşıyan kırk haramilere susarak siz de destek olacaksınız. İlk soracağınız soru 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi denizin katillerine kadar da götürecek. İyi geceler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da paylaştığı videoyu ekranlara getirdim. Gazete kapaklarına bakacağım. Akit gazetesi HDP'ye provokatif saldırı bir ölü Kimin provokasyonu? Akşam gazetesinde haberi ara, ara ki bulasın. Provokatör iş başında. Aynı başlıklarla çıkmışlar. Bu, bu tür başlıklar havuz medyasına saraydan, sarayın propaganda bakanlığından servis ediliyor genelde. Aydınlık kışkırtmaya dikkat dikkat diyor. Kim kışkırtıyor, kimi kışkırtıyor? Evet. HDP mi yapıyor bunu yani? Bir gün gazetesi manşetten gören nadir gazetelerden dilinizde nefret, elinizde kan var. Saldırıya her kesimden tepki yağdı, sorumlu iktidardır denildi. Evet. Saldırgan, Onur, Gencer ve işte efendim şey, HDP İzmir İl Binası'nın içi. Cumhuriyet provokasyon. HDP İzmir İl Başkanlığı'na planlı silahlı saldırı manşetiyle çıkmış. Sadat vurgusu var. HDP'li biraz evvel de aktardım. Hüda Kaya'nın ifadelerini böyle taşımış. Sokağa kaşıyorlar diyor diriliş postası. Hürriyette haberi arak ki bulasın. Evet en aşağılarda böyle küçücük bir sigara paketi büyüklüğünde. İzmir'de HDP'ye kanlı baskın. Karar gazetesi manşette değil ama aşağılarda saldırganın tüfekli paylaşımları çıktı. Bu senaryoyu yaşadık. Bu kez halk yutmaz. Siyasilerin lafları İzmir'de tehlikeli provokasyon demiş. Milat küçücük bir haberle HDP binasına saldırı demiş. Milli Gazete bu saldırı sabah gerçekleşti. Yani gazetelerin baskısına yetişmemesi falan gibi bir şey söz konusu değil. Milli Gazete 18 Haziran Cuma 1. sayfası. Evet. Haber yok. Milliyet küçücük görmüş HDP binasına saldırı bir ölü. Özgür Politika ki Kürt siyasal hareketine yakın. Katil iktidardır. Kürtler denizdir manşetiyle çıkmış. O bir devlet elemanı diyor saldırganla ilgili olarak. Saldırganın sosyal ağlarda paylaştığı silahlı kurt işareti yaptığı vesaire kurt sembolü yaptığı fotoğraflarını paylaşmış. Evet annesinin fotoğrafı eşliğinde bir deniz gitti bin deniz gelecek özgür politika elbette bölgenin gazetesi Kürt halkının gazetesi çok geniş görmüş. HDP binasına kanlı saldırı küçük görmüş Posta gazetesi yan tarafta. Sözcü manşette başka bir şey söylerken altta daha küçük bir yerde İzmir'de HDP'ye kanlı saldırı bir çalışan öldü diye tahrik kokan olay demiş. Türk Gün gazetesi MHP'nin yayın organı. Türk Gün gazetesinin birinci sayfasına şöyle bir baktığınızda yok efendim birinci sayfada haber. Sadece şurada HDP İzmir İl Başkanlığı HDP İzmir İl Başkanlığında cinayet var. Sanki karı koca cinayeti gibi filan böyle vermiş. Türkiye'ye bakıyoruz var mı diye. Ya gerçekten gazetelerde bulmak çok güç. İzmir'de provokasyonu Devlet Bahçeli fotoğrafı eşliğinde vermişler. Evet yani belki de azmettirici veya fail olarak, failin arkasındaki odak olarak işaret ettiler. Enteresan bir şey, Yeni Asya gazetesinde de hadise sabah olmasına rağmen göremedim. Sağ gördüm pardon karikatürün altında küçücük HDP il binasına silahlı saldırı. Evet varmış. Yeni Şafak İzmir'de provokasyon başlığıyla çıkmış. Yeni Birlikte haber yok. Avni Özgürelin gazetesi bu. Haber yok. Yeni Çağ İyi Parti'ye yakın bir gazete ama Yeni Çağ'da da İyi Parti'den İstanbul çıkarması var. HDP binasına saldırı a varmış. Küçücük. Ya, o kadar bulmakta güçlük çekiyoruz ki görüyorsunuz. Minn açık. Yeni Yaşam Kürt siyasal hareketine yakın ikinci bir gazete. AKP MHP iktidarının hedef gösterdiği HDP'ye yapılan saldırıda bir parti çalışanı katledildi. Tetiği çeken iktidardır diyor. Evet. Saldırganın Suriye hatırası. Evet, bununla ilgili olarak Sedat Peker bir paylaşım yaptı. Sedat Peker videolara ara verdi. Neden ara verdi? Şu anda gündemimiz Sedat Peker değil ama tahmin edilebilir. Biden'la Erdoğan görüşmesinden sonra Tayyip abiyle helalleşeceğiz demişti. Bir türlü helalleşemedi. Belli ki bir suskunluk veya sessizlik anlaşması yaptı. Bir süre video çekmeyecek. Ancak HDP... İl binasına, İzmir binasına yapılan saldırı ardından çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer sokağa çıkarsanız derin Mehmet ve adamları, Mehmet Ağrı kastediyor, terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler diyor. Kaos planına dikkat çekmiş ama aynı Sedat Peker, geçen haftalardaki paylaşımlarında e, korku salmak için bir takım faaliyetlerde bulunduklarını söylemişti. Yani... Bir dönem devlet için korku salmak için bir takım faaliyetlere imza atan kişi. Şimdi aman sakin olun herkes durduğu yerde dursun falan diye sakinleştirici mesaj veriyor. Sedat Peker işte. Cübbeli Ahmet hocanın bir takım paylaşımları geçen yıldan dikkat çekmiş, tekrar hatırlandı. Onlardan biri şuydu. Devlet Bey'in Aralı, Aralık 2019, özür dilerim Ocak 2019. Devlet Bey'in bin seçimdense devletin bek bekasını tercih ederim sözü çok mühimdir. Bir karışıklık çıkarsa askere polise destek olunmalı. Hiçbir hocanın, şeyhin, şahsın, kurumun bekası devletin bekasından önemli değildir. Öldürülen olalım, öldüren olmayalım. Aldatılan olalım, aldatan olmayalım. Evet. Enteresan. Aynı şekilde Gene Cübbeli Ahmet rüyamda gördüm darbe tehlikesi var demişti 6-7 ay, altı, yedi ay önce bunu da gene geçen yıl Mayıs ayında söylemişti. 6-7 e, ay önce bir birkaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Buna dikkat çekmişti Cübbeli Ahmet. Evet. Bu da saldırganın olay yerine geliş, nasıl geldiğini gösteriyor. Bir taksiden iniyor ve çantasında silahlar var. Son derece sakin bir şekilde eylemini yapıyor ve çıkarken de polis tarafından yakalanıyor. Saldırganın binaya girmeden önce elinde çantayla tespit edilmiş fotoğrafı. Evet. Biraz evvel gazeteleri gösterdim. Haber nasıl yapılmaz? Olay nasıl işlenmesi. Yani bu o, o haber birinci sayfanın neredeyse tamamında bütün boyutlarıyla ele alınması gereken bir şeyken bazı gazetelerde birinci sayfada yoktu. Bazılarında da bir satır, iki satır kibrit kutusu kadar yer ayrılmıştı. Evet. Biraz evvel Devlet Bahçeli fotoğrafına atıfta bulundum. Ezbere söylemiyorum. Bakın MHP Genel Başkan Yardımcısı geçtiğimiz Aralık ayında yani 6 ay önce HDP ve PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür demişti Semih Yalçın. HDP eşittir PKK, İtlafi gereken bir siyasi haşere sürüsüdür. İnsan da değiller bunlar. Bunlar haşere ki zaten en başta katilin ifadelerini okuduk beraber. O, e, hatırlattım, emniyetteki ifadelerini anlattım. O da öyle bakıyor. Burada buradaki herkes zaten PKK'lıdır. kaldır. Kimi e, karşıma kim çıksa öldürecektim diyor. Devlet Bahçeli katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflar birdenbire nasıl tedaviyle sokuldu diye sormuş. Derdi bu. Arkası arkasına bir sürü mesaj yayınlandı ve bir üzüntü bildiren ifadesi bile yok. Sadece o silahlı tabancalı falan fotoğraflar ya da işte efendim bu kurt sembolü yaptığı fotoğraflar nasıl diyor? Sızdı falan. Yani herkesin sosyal ağlarda hesapları var. Birisi bir şey yaptığında hemen oralara bakılıyor ve oradan o fotoğraflar bulunuyor Facebook hesabından, Instagram hesabından. Bu Suriye'ye gönderdiğiniz savaşçılar veya cihatçılar veya sadatçılar da buna bayılıyorlar. Orada fotoğraf çektirip paylaşmaya yani. Birini sızdırması gerekmiyor. İşte gene bu olayı da bir FETÖ'ye bağlama gayreti. Ya yani birkaç güne kadar bunu yaparlar ama hemen daha ilk anda böyle bir ısıtma şeyi. Nerede bir olumsuzluk var, nerede bir şey var şey yapalım. Neyse daha en, e, enteresan yorumlara devam edelim. E, Eski MIT müsteşar yardımcısı Cevat Öneş Alican Can Uludağ konuşmuş diyor ki saldırı çok ciddi ve tehlikeli. Erdoğan'ın ifadeleri bu tip saldırıları teşvik eden gördüğüm veriyor ki Rize'de Meral Akşener'e yapılan e, saldırı sonrasında orada da bir provokasyon vardı ama Meral Akşener o işi belki de ucuz atlattı bilemiyoruz bunlar daha iyi günleriniz. Arkası gelecek demişti Erdoğan. Saldırganların kendilerini güvende hissettiği bir ortam var diyor. Evet. Bu saldırganın yani Deniz Poyraz'ı katleden HDP İzmir il binasını basan saldırganın cep telefonu açıkmış ve emniyette emniyette gözaltındayken neyse veya sorgudayken cep telefonunda Instagram'dan like'lama yapıyor. Beğeni yapıyor. Düşünebiliyor musunuz yani? telefonu, telefonuyla ilgilenmesine izin veriyorlar. Katilin. Sedat Peker'in açıklamalarını yorumlayan eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür ise bugünkü tablo çok daha vahim. 90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Gidişin sonu siyasi cinayetlerdir demiş. Evet, makul bir sonla bitmeyecek derken bu yorumlardan da yararlanarak yazdım. Hüda Kaya'nın bu kişinin Sadat tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik lafını da bir kere daha hatırlatalım. HDP'li Hüda Kaya. O arada Ahmet Dicle şu fotoğraflardan saldırganın paylaştığı bu fotoğraflardan, katilin paylaştığı bu fotoğraflardan şöyle bir çıkarımda bulunmuş. Katil Onur Gencer'in Suriye'den paylaştığı resim Minbic'in kuzeyi Sacur Nehri'ne yakın Türk askeri üssü. Ve bu üs MIT merkezi. Peki devlet görevlisi değilse orada ne işi var? Zaten başka fotoda görev dönüşü, görev dönüşü notunu düşmüş. Evet. MIT bölgesinde. Said Sefa sonraki aşama polis ve askerlere saldırı, tabutlar üzerine konan eller ve tahrik edilen yığınlar demiş. Evet. Solda anne Fehime Poyraz. Sağda 38 yaşında hayatının baharında katledilen Deniz Poyraz. Evet. Bu da Erdoğan'ın lafı bir kere daha hatırlatalım. Meral Akşener'e yönelik saldırıların ardından daha neler olacak neler bunlar iyi günler demişti Tayyip Erdoğan. Azmettirici mi arıyorsunuz? Bu da işte biraz domates, biraz zeytin ve çay galiba Deniz Poyraz'ın yapamadığı kahvaltısı. Yarım kalan kahvaltısı. Bu da başka bir kare. 38 yaşında yitip giden bir can. Deniz Poyraz. Bu da CNN'in olayı yorumlama biçimi. HDP'ye saldırı neyin provokasyonu? Evet. Siz provokasyonun çok iyi bilirsiniz. Provokasyonun dik alasısınız falan demek icap eder de. Evet. Ömer Murat makul bir sonla bitirme ihtimali kalmadı diyor. Evet, makul bir sonla bitmeyecek demiştik. Ömer Murat eski bir diplomat. Ondan esinlendiğimi ifade edeyim. Çünkü diyor, siyasetin temel kuralını ihlal etti. Korkuyla başlayan için sadece çılgın son vardır. Siyaset devamlı akıl ve strateji ile hareketi gerektirir. Gezi 17-25 Aralık 7 Haziran yanlış iliklenmiş düğmeler sonrası kaçınılmazdı demiş. Savaş Genç hepimiz İzmir cinayetinin bireysel saldırı olmadığını ve arkasında bir azmettirici olduğunu biliyoruz. Hepimiz bu cinayetin çok daha büyük planların bir parçası olduğunu da biliyoruz. HDP'ye kapatma davası açanların masum olmadığını bildiğimiz gibi demiş. Kerem Altıparmak'sa soruyor. Onur Gencer Suriye'de bulundu mu ne sıfatla? O sırada kamuda çalışıyor muydu? Nasıl Suriye'ye gitti? Suriye sonrası kamuda işe girdiyse hiçbir güvenlik soruşturması yapıldı mı? İzmir Valiliği öncesi görevi neydi? Cevaplanmayacak sorular bunlar. Ama Ümit Kıvanç bir cümlede bitirmiş. Katillerin taziye için sıraya girdiği mafya cenazeleri gibi oluyor bazen ortalık. Can Dündar, karşımızda silahlı eğitilmiş bir milis gücü var bizzat iç işlerinin koruması altındaki bu milisleri kollayan yargıç savcı cübbesi giymiş çete mensupları var. Cebine basın kartı konmuş maaşlı çete elemanları var diyor. Erdoğan 17-25 ile birlikte derin devletle nişan yapmıştı diyor Kerim Has. 15 Temmuz bu birlikteliğin evliliğe dönüştüğü andı. Şimdi şiddetli geçimsizlik var. HDP'ye saldırı bunun sahaya yansıması. Rejim bileşenlerinin kavgasının faturası masumlardan çıkıyor demiş. Ceren Sözer'i bugün bir gazeteci haber amacıyla dahi o topraklara iliştirilmeden gidemiyor. Ordu envanterinde bir silahı bu katliamcıya bunun gibilere kimler verdiyse bugün Deniz Poyraz'a tetiği çeken odur diyor. Sabiha Temizkan kelepçeyi Kürd'ün katiline değil Kürd'e takıyorlar bu ülkede demiş. Evet Kürd'ün katili sağda <laughs> kelepçe takılan da yaşlı 80 yaşlarında bir evet, tutuklu. Deniz Yücel Devlet Bahçeli'nin tweetlerini eleştiriyor. Diyor ki 13 tweetinde üzüntü kelimesi yok. Baş sağlığı Allah'tan rahmet dileği yok. Deniz Poyraz'ın ismi yok. HDP'li Poyraz katlediliyor ama yargısız infaza uğrayan göya MHP. Bu sadece pişkinlik ve medeniyet yoksunluğu değil suçüstü yakalanma duygusunun dışa yansıması. Veli Saçılık Terörle arasına mesafe koymak isteyenler AKP MHP ile irtibat, irtibat ve iltisakı kesmelidir diyor. Evet. Daha ne desinler yani? Eğer HDP'ye siz diyorsanız ki terörle arana mesafe koy seninle oturalım. Asıl terörle arana mesafe koy denmesi gereken AKP MHP demiş ama veli saçılık gene tabii Türkiye'de. Daha daha ileri bir şey. Yani Terörün odağıysanız nereye mesafe koyuyorsunuz? Yani. Ergun Babahan'ın analizi dinlenmeli ahvalde 10-12 dakika bir kısa analiz. Bu saldırıdan rejim kadar HDP'yi şeytanlaştıran muhalefet de sorumlu demiş. Yektan Türk Yılmazsa Ahmet Davutoğlu'nun şu tuhaf kınamasının üzerine şunu yazmış. Sizin Suriye siyasetinizin tedrisatından geçmiş katil. Güya Esad deviren asli işi Kürt, Nusayri, Hristiyan kesmek olan mücahitlerinizden bir nevi öğrenciniz sayılır. Ufkunuz ve siyasetinizle ne kadar övünseniz az demiş. Evet. Yasak savma kabilinden Ahmet Davutoğlu kınaması. Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı. Hukuk devletine ve devlet geleneğimize aykırı diye bir not düşünce işte bu provokasyonlara geçit vermeyelim mesajında Ümit Kıvanç güzel hatırlatmış Mansur Yavaş'a göre bu tür saldırılar devlet geleneğimize aykırıymış daha ne kadar kandıracağız kendimizi diyor devletin izni onayı bilgisi olmadan bu ülkede böyle katliamlar olmaz faili meçhuller olmaz geriye doğru bir asırdır bir buçuk asırdır bu böyle hatta Osmanlı'da da böyle Osmanlı'da da çeteciler var, çeteler var yani. Adem Yavuz Arslan faili arayanlara Erdoğan'ın lafını göstermiş. Akşener'e Rize'de gereken yapıldı. Daha neler olacak neler. Evet. Unutmayalım bu lafı. Gerçekten mühimdir yani. Rize'de gereken yapıldı. Akşener'e daha neler olacak neler. Bunlar iyi günleriniz demişti. Erdoğan daha bir iki hafta önce. Ahmet Dönmez kesinlikle büyük bir kaos planı devrede. Olay kusursuz bir özel harp dairesi eylemi olan masum bir cana daha oldu. Ailesinin ve HDP camiasının başı sağ olsun demiş. Evet. Evet. Çokça ifade edilen şeyleri bir kere daha tekrarlamanın manası yok. Ee, bu sıradan bir olay değil. Örgütlü bir olay, planlı bir saldırı, eğitilmiş bir saldırgan ve sonrasında da polislerden iyi muamele gören bir saldırgan, çeteleşmiş bir devlet, mafyalaşmış bir iktidar, terörle kol kola yan yana terör terörün odağı olmuş e, bir başkent ve onların eğittiği, yönlendirdiği gruplar e, oluşturdukları kamuoyu, işte medya yoluyla yaptıkları propaganda ardından bu katliam. Devlettir. Deniz Poyraz'ın katili. Ve bu devlet, bu devlete çökülenler tarafından idare edildiği sürece de bu olay aydınlatılmayacak. Ve o katil veya katiller iyi muamele görecek. Allah ülkeyi korusun, çokça yorumcu bunu siyasi cinayetlerin, başka kaos planlarının veya katliam planlarının takip edeceği öngörüsünde bulunuyor. Bundan önce nasıl olduysa bundan sonra da öyle olur. Şu anda işte böyle bir zemin var. Yorumları peş peşe geliyor. Allah korusun diyoruz. Aman kendinize mukayyet olun. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok Türkiye'de. Hem cana çökülüyor hem mala çökülüyor. Kendini güvene, kendini güvene almak, kendi güvenliğini sağlamak kim ne kadar ne biçimde yapabilecek? Onca ihbara, onca uyarıya, onca e, şikayete rağmen işte tehdit altındayız vesaire işte şeyler var saldıracaklar bize filan göstermelik polis gönderiliyor ve ama o polislerin içinden elini kolunu sallayarak çantasının içinde silahlarla eğitilmiş bir milis bir savaşçı neyse Suriye'de yetiştirilmiş biri gidiyor ve ortalığı kan gölüne çevirebiliyor. Allah korudu. Belki onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi orada yapılacak HDP İzmir İl Binası'nda yapılacak bir toplantının ertelenmesi nedeniyle bunu Pervin Buldan da söyledi, Mithat Sancar da söyledi HDP eş genel başkanları ama olan 38 yaşında gencecik Deniz Poyraz'a oldu. Bugün cenazesi Kadife Kale'den kaldırılacak saat 17'de. Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah ülkeyi korusun. Kaos planı yapanların yaptıkları planları başlarına geçsin. Daha ne diyeyim? İyi hafta sonları.